Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Belki çoğumuz bilmeyebilir ama bayram gecesi ve bayram günleri o kadar faziletli, değerli, duaların kabul olduğu bir gündür ki gafil olunmaması gereken günlerdendir. Evet, istedim ki bu konu hakkında birkaç bilgilendirme yapıp bu günlerin fazileti, kıymeti daha güzel anlaşılmış olsun ki faziletinden mahrum kalmış olmayalım. Sevgili dostlar, bu güzel bilgilerin daha fazla kişilere ulaşıp onların da istifade etmesi için eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup lütfen bildirimlerinizi de açar mısınız? Allah razı olsun efendim. Rabbim bayram gecelerini ve günlerini bizlere manevi şifa eylesin diyelim. Buyurun başlayalım. Ebu Ümame radıyallahu anh'ten rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. 5 gece vardır ki onlarda yapılan dua ve istekler asla reddolunmaz. 1- Ramazan bayramı gecesi, 2- Kurban bayramı gecesi, 3- Recep ayının ilk gecesi, 4- Şaban'ın yarısındaki gecesi yani Berat kandili oluyor, 5- Cuma gecesi. İmam-ı Münavi rahimehullah bu hadis-i şerifin izahında buyuruyor ki, bu geceleri ibadetle geçirme, kendilerine dua ve yalvarışı çok yapmak sünnettir. Geçmiş büyükler kesinlikle bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir. Bayram gecesini Allahu Teala'ya zikir, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat ve sair ibadetlerle ihya etmek müstehaptır. Çünkü bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sevabını Allah'tan bekleyerek bayram gecelerini ihya ederse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez. İhyanın ne kadarla yerine geleceği hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Öyle anlaşılıyor ki bu ancak gecenin büyük kısmını ihya etmekle meydana gelir. O da ya Kur'an-ı Kerim okumakla ya varsa kaza namazı kılmakla ya da Allah'ı zikretmekle mümkün olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ramazan bayramı gecesi olduğunda bu geceye bahşiş gecesi yani hediyelerin dağıtıldığı gece diye isimlendirilir. Bayram sabahı olduğunda Allahu Teala melekleri şehirlere gönderir. Melekler evlere akın ederek kapı eşiklerinde insanlar ve cinler hariç bütün mahlukatın işiteceği bir sesle şöyle çağırmaya başlarlar. Ey Muhammed ümmeti! Kerim olan Allah'a koşunuz. O Allah ki çok sevap, hayır ihsan edip günahları affedendir. Müslümanlar camilere akın edince Allahu Teala meleklere buyurur ki, bir ücretli çalışan kimse çalışıp işini yaparsa onun hakkı nedir? Melekler diyecekler ki, ey yüce Rabbimiz, şüphesiz böyle bir kimseye çalışmasının karşılığı mükafattır, ücretini vermektir. Allahu Teala o zaman şöyle buyurur, ey meleklerim şahit olun. Ramazan orucunu tuttuklarından, gece, teravih ve diğer ibadet taatleri yaptıklarından dolayı hata ve kusurlarını affedip onlardan razı oldum. Allahu Teala yine kullarına, ey kullarım, isteyin benden, izzet ve celalim hakkı için, ahiret için biriktireceğiniz her türlü sevabı vereceğim. Dünya için arzu ettiklerinizi de göz önünde bulunduracağım. Emirlerime uyduğunuz müddetçe ayıplarınızı örtüp gizleyeceğim. İzzet ve celalim hakkı için amelinizi boşa çıkarmayacağım. Dost düşmana karşı sizi utandırmayacağım. Haydi mescitlerden huzurla çıkınız. Muhakkak ki ben de sizden razı oldum. Bunun üzerine melekler de Ramazan ayı sonunda bayramla oruçlarını açan Muhammed ümmetine Allahu Teala'nın bahşettiği ecir ve sevaptan dolayı birbirlerini müjdelerler. Bayram gecesinde yapılan dualar, zikirler Allah'ın izniyle makbuldür, reddolunmaz. Bu duayı bayram gecesi her kim 10 defa tekrar eder ve peşinden de dua ederse o kimse öldükten sonra bile o kişinin kalbi ölmez. Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Bedi'as Semavati Vel Ard Ya Del Celal Vel İkram Es'elüke En Tuhyiye Kalbi Bi Nuri Ma'rifetike Ebeda
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Evet, bayram gecesi bu duayı sadece 10 defa okuyoruz inşallah. Bayram sabahı hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Allah-u Teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler. Ey Muhammed ümmeti! Bol hediyeler ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan kerim olan Rabbin huzuruna koşun. İnsanlar namazgahta toplanınca Allah-u Teala meleklerine şöyle buyurur. Görevini yapan kişinin karşılığı nedir? Melekler şöyle derler. Ona verilecek karşılık ücretini eksiksiz olarak almaktır. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, sizleri şahit tutuyorum ki onlara sevap olarak rızamı ve mağfiretimi verdim buyurur. Sevgili dostlar, bugün yapılması gerekenler, bugün neler yapabiliriz? Mutlaka ama mutlaka anne babalarımızı ziyaret edip, ellerini öpüp, bayramlarını tebrik edip, ayrıca gönüllerini almalıyız. Yok eğer sağ değillerse, yaşamıyorlarsa kabirlerini ziyaret edip, fatihalarımızı, dualarımızı okuyup onları sevindirmeliyiz. Bir rivayette, bayram günü kim baba ve annesinin kabrini ziyaret ederse, her attığı adıma karşılık bir sevap verilir buyurulur. Baba ve annesinin elini bayram günü öpüp onlara iyi davrananlara Allah-u Teala ikram eder. Bir fakirin gönlünü kıranın gönlünü de Allah-u Teala kırar. Kıyamet gününde yüzüne bakmaz buyurulmuştur. Eğer elimizden geliyorsa, varsa yakınlarımıza yardım edilecek, sevindirilecek insanlar mutlaka elimizden geleni yapmamız lazımdır. Aslında bayramın amacı budur. Bayramlarda yani insanların neşeli, sevinçli olması gereken günlerde az önce de söylediğim gibi eğer elimizden geliyorsa bu işe sebep olmaktır. Şunu da unutmamak lazımdır. Bayram günlerinde yapılacak en ufak bir yardım diğer günlere nazaran çok çok eftaldir, faziletlidir. Peki zikir olarak ne yapabiliriz dersiniz? Bayram gününe özel Peygamber Efendimiz'den bir zikir var. Onu mutlaka yapıp gafil olmayalım derim. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Kim bayram günü 300 defa Subhanallahi ve bihamdihi der ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse, her müminin kabrine 1000 nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allah-u Teala kendisinin kabri içinde 1000 nur verir buyurmuşlardır. Evet sevgili dostlar, o kabirde iğnenin ucu kadar bir ışığa ihtiyaç duyacağımız yerde bu faziletli ameli kaçırmayalım derim. Şimdiden unutmamak için göz önünde olacak bir yere not alıp istifade edelim derim. Rabbim bizleri kendisine kulluk edememe, bu güzel bilgilerden istifade edememe tembelliğinden, nasipsizliğinden korusun. Amin. Sizlerden ricam, yeni videolarımdan anında haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizin açık olup olmadığını kontrol eder misiniz? Allah razı olsun efendim. Her çarşamba ve pazar saat 10'da Manevi Şifa YouTube kanalımıza yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.